Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bugün su yayınlarının Türkiye geneli ait denemesinin matematik çözümlerini yapacağız. Denemeyi çözerken arkadaşlar matematik çözümlerini iki kısımda yapacağım. Birinci kısım 1 ile 15 arasındaki sorular 15 dahil. ikinci kısımda arkadaşlar 16. sorudan başlayıp 30. soruya kadar çözeceğim. Denememizi çözerken önce nasıl bir denemeyle karşılaşacağız ona bakalım. İlk 9 sorumuz ya da 8 sorumuz o değişiyor bazı yerlerde. Sayılar kısmında, TYT kısmından oluşuyor arkadaşlar. Denememizin bir özelliği de şu. Limit, türev, integral konuların hiçbiri yok bu ıı, denemede. Çünkü herhalde muhtemelen konular görülmedi diye eklenmemiş denememize. Onun dışında arkadaşlar soru klasmanı e, soru klasmanı olarak orta düzeyin üstü bir klasmana sahip. Yani içinde çok güzel ultra zor sorular var, zor sorular da var. O şekilde iyi hazırlanmış bir sınav diyebilirim. Hazırsanız o halde birinci soruyla başlayalım. Birinci sorumuz arkadaşlar. Bir sayının kendisinden küçük pozitif tam bölenlerinin toplamı o sayıdan küçükse biz bu sayıya eksik sayı diyoruz. Misalen onun kendisinden küçük pozitif tam bölenleri 1, 2, 5'tir topladığımızda 8 yapar. 8 sayısı 10'dan küçük olduğu için bu bir eksik sayıdır. Hangisi eksik sayıdır demiş. Biz bunların hepsini teker teker deneyeceğiz ama ben bir tanesini yapayım. Daha sonra şıkkımızı işaretleyip geçelim. 24'ün bölenleri 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12'dir arkadaşlar. Bunları topladığımızda 20, 26, 24, 24'ten fazla bir şey çıktı. Demek ki bu eksik sayı değildir. Cevabımız E şıkkıydı. Bakalım. 1 gelebilir, 2 gelebilir, 5 gelebilir, 10 gelebilir, 25 gelebilir. Başka bir şey gelmez. Bunları topladığımızda arkadaşlar 43 yapar. 43 sayısı 50'den küçük olduğu için işte bu eksik sayı olarak bulunur. Diğerleri de aynı mantıklı arkadaşlar. Eksik sayı gelmiyordu. Cevabımız E şıkkıdır. İkinci sorudayız. Ardışık 3 sayının çarpımı toplamının 8 katıdır demiş. 3 tane sayı belirleyelim. N-1. Bir tanesi N olsun arkadaşlar. Diğeri de N-1 olsun. Bunları çarptığımız zaman N-1 çarpı n çarpı n artı 1 dediğimiz ifade eşittir. Toplamının 8 katı. Bunları topladığımızda arkadaşlar 8 çarpı eksi 1 ile artı 1 giderse 3 çarpı n yapar. Sonra karşılıklı n'leri sadeleştirirsek n kare eksi 1 dediğimiz ifade 24'ü veriyorsa n kare 25'tir. Demek ki n dediğimiz ifade 5 olacaksa n'in de arkadaşlar eksi 5 gelmesi lazım. Biz n eşittir 5'e göre düzenlersek sayılarımızı ne gelmesi lazım? 4, 5 ve 6 gelmesi lazım. Eksi 5'e göre düzenlersek eksi 6, eksi 5 ve eksi 4 olması lazım. Sayıların en küçüğü 4 olabilir. Bu 1. Eksi 6 da olabilir. Güzel 1, 3. Hemen direkt 1, 3'e düşmeyin. Zaten şıklarda da yok. Eksi 1 de olabilir. Neden derseniz. Ben burada arkadaşlar bakın şuradan n 0 için diyebilirim. ne 0 versem her iki tarafın denklemini sağlar. n 0 e dediğimde ise bakın burası önemliydi. Sayım -1, 0 ve 1'e dönüşecektir. O halde en küçük sayım arkadaşlar -1 de olabilir. Yani 1, 2, 3 diye işaretleyeceğiz. O da E seçeneğidir. 3. soruyla devam edelim arkadaşlar. ABC birbirinden farklı, birer asal olmak üzere eşitsizliği eşitliği veriliyor. K'nın alabileceği en küçük değer nedir? Şimdi biz burada arkadaşlar K'nın değerini alırken A üzeri B her birinin tabanının üstüne üstüne yazmışız. Örneğin ben burada A'yı 2 olarak alayım. Buraya bakın 3 alırsam arkadaşlar 3 bunun da 5. kuvvetini almak zorundayım. Ee, burada çok fazla sayılar çıkaracağım. Çünkü 3'ün 5. kuvveti ben 5 ile 3'ü yer değiştirirsem 5'in 3. kuvveti daha küçüktür. Onun için en az istediğinden dolayı Şöyle bir şey yapabilirim bakın. Biraz daha hinlik yapacağım. Çünkü ben diğer neden daha fazla çıktı. Yani A'ya 2 diyeceğim. Buraya 5 diyeceğim arkadaşlar. 5 diyeceğim. Diğerine 3 diyeceğim. Burası da 3'ün karesi olarak bulunacak. Ama ben bu 3 ile 5'in yerini, yerini değiştirdiğim zaman fazla ifade çıkacak. Muhtemelen o fazla ifade zaten şıklarımızda mevcuttur. Yani burası 2'nin 5. kuvveti oldu artı. 5'in 3. kuvveti artı 3'ün karesi diyeceğiz. Düzenlediğimizde 32 artı 125 artı 9'u toplarsak arkadaşlar 166 gelecektir. O da zaten C seçeneğidir. Dördüncü sorudayız. Bir üstü sayı sorusu yine sayı yerleştirme ve değer bulma sorusu. Sayılarından 6 tanesi her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirilinde eşitsizlikler, eşitlikler sağlamaktadır. Tamam burada farkını çarpımını ve bölmesini aldığınız zaman arkadaşlar sağlıyormuş. Burada hangisi yer almaz demiş. Şimdi bakın çarpımı, farkı ve bölümü bir sayıya eşitse demek ki bunlar arkadaşlar ortadaki sayılar olması lazım. Yani ben tutup baştaki iki sayıyı alırsam farkını aldığım zaman şu sondaki sayıları çarptığım zaman kesinlikle o baştaki farkını aldığım sayıları bulamayız. Şöyle desek mantıklı olur. Ben ortadaki iki sayıyı başa yazayım. 2 üzeri 11 eksi 2 üzeri 10. Ben bunu 2 üzeri 10 parantezine alırsam 2 eksi 1'den ne gelecektir o zaman? 2 üzeri 10 geldi. Burada bir sıkıntımız yok. Yani 2 üzeri 10 ve 2 üzeri 11'i kullanmış olduk. Bitirdik. Sonra ben sonucu artık 2 üzeri 10 olarak biliyorum değil mi? 2 üzeri 10 çıkabilmesi için çarpımının 2 üzeri 10 gelen ne var? 2 üzeri 6 ve 2 üzeri 4 var. Bakın bunlar da sadeleştirdik arkadaşlar. Bunlar da gitti. Bölümünün 2 üzeri 10 olmasını istiyorum. Demek ki ben 2 üzeri 15'i 2 üzeri 5'e bölersem yine 2 üzeri 10 geldi. Burada da sıkıntı yok. Demek ki tek açıkta kalan 2 üzeri 13 o da E seçeneğidir. 5 sorudayız. ABC birbirinden farklı ve sıfırdan farklı gerçek sayılar olmak üzere sıralamalarından hangileri doğru olabilir demiş. Öğrencilerin en sevmediği soru tipidir. Olabilir, yapılabilir, hangisi sağlayabilir değerleri arkadaşlar. Buradan tahmin üreteceğiz. Bakın şu birinci eşitliği kullanırsak A artı B artı C eşittir. Ya A olabilir ya da A artı B artı C dediğimiz ifade eksi A olabilir. Hatta pardon şöyle yapalım daha mantıklı yapmış oluruz. Alttakini kullanalım çünkü oradan daha rahat çıkartırız. Yani şöyle yapalım arkadaşlar. B artı 2C ya C olabilir ya da B artı 2C dediğimiz ifade eksi C olabilir. Ben bunu karşı tarafa atarsam b dediğimiz ifade eksi c gelir. Buradan da arkadaşlar b dediğimiz ifade eksi 3c gelir. İkisini de ben biliyorum. Şimdi ben bunları kullanırken de şunu bakın gel b yerine eksi c yaz. B yerine arkadaşlar burada ben eksi c yazarsam bakın ne, e, ne olur bunlar sadeleşir. Şöyle bir ifade gelir a eşittir a'nın mutlak değeri ise ben burada kesinlikle a'ya pozitif diyebilirim. A pozitif olmalı. <laughs> Yazdık. B yerine eksi C. Buradan da arkadaşlar B eksi C ise onu da tahmin edeceksin. B yerine eksi C yazarsam C'nin C eşittir. C'nin mutlak değeri ise C de pozitif gelmesi lazım. C pozitif A da pardon B de negatif bir sayı olması lazım. Şimdi biz bunları yorumlayabiliriz. Bakın o birinciden çıkan Sonuçlarımız bunlar oldu. Ee, A pozitif olur dedik. A'nın kendisi mutlak değerine eşit olduğu için B yerine eksi C yazdım alt tarafta. C'nin mutlak değeri kendisine eşit olduğu için C kesinlikle pozitif. B eksi C'ye eşit olduğundan dolayı B de kesinlikle negatif olması lazım. Şimdi geldik. Bu ikinci bulduğumuz değerleri yine alt taraf yine üst tarafta deneyelim. Ben B yerine arkadaşlar eksi 3C yazarsam Şöyle bir ifade gelecek. A eksi 2C eşittir. A'nın mutlak değeri ise. Yine 2'ye ayırırsak diyeceğiz ki biz buradan. A eksi 2C ya A'dır. Ya A eksi 2C eksi A'ya eşittir. Buradan arkadaşlar sadeleştirirsek C sıfır gelir. A, B, C birbirinden farklı ve sıfırdan farklı olduğu için bunu alamazsın. Bunu diğer tarafa atarsam arkadaşlar 2A eşittir 2C'den A eşittir C gelir. Yine birbirinden farklı olacağı için bunu da alamıyorsun. Eledik. Sadece elimde şunlar kaldı bakın. Bu da nelerim kaldı. O zaman B en küçükleri olacak olabilir dediği için. Bunları eliyorum. Sadece bu kaldı elimde gördünüz mü? B en küçükleri. C pozitif büyük olabilir. A daha büyük bir pozitif tam sayı olabilir. Burası da doğru. Cevabımız B seçeneği olarak çıkacaktır. Altıncı sorudayız. Bir kare eşittir eksi bir eşitsizliğini, eşitliğini vermiş Arkadaşlar. Burada bir karmaşık sayı sorusu. Şimdi bu iki, i üzeri 33. Biz 33'ü 4'e böldüğümüzde arkadaşlar kalanımız 1 olduğu için ben buraya 2 artı i olarak yazabilirim. Çarpı. Ee, ben yine bunu 4'e böldüğümde arkadaşlar kalanım 2 olduğu için 2 artı i'nin karesi diyebilirim. Sorun yok. Çarpı. 4'e böldüğümde arkadaşlar 2 e, i küpten eksi i olarak bulunacaktır. Zaten i kare de eksi 1 olduğu için burası 1 geldi Burası da 2 artı i geldi arkadaşlar. En sağdaki de 2 eksi i olarak bulunacak. Zaten ben 2, -2 artı ile 2 eksi i çarparsam bunlar eşlenik olduğu için 2'nin karesi artı i'nin kat sayısı 1 olduğu için 1'in karesinden cevabımız 5 gelecektir. O da c seçeneğidir. 7. sorudayız arkadaşlar. A'nın ve B'nin bir kümesini tanımlamış bana. Kümeleri veriliyor. Bunun eleman sayısını sormuş. Şimdi bakalım arkadaşlar. Buradan A'nın kümesini tanımlayalım. A dediğimiz bir rakam ise nereden başlayacağız? 0 1 2 9'a kadar yazdığımız ifadeler olacak. B ifadesi de kök x 2 basamaklı bir doğal sayı. E, kök x 2 basamaklı bir doğal sayı olarak verilmiş ve kök x olarak tanımlamışız arkadaşlar. Biz buraya ne yazabiliriz o halde? Yani 2 basamaklı bir sayıysa eee kökten çıkan bir ifade tanımlayacağız iki basamaklı. E, tanımlayalım. B dediğimiz ifade arkadaşlar iki basamaklı bir sayıysa şöyle diyebiliriz. Yani 16'nın karekökü. Biz buraya 16 yazabiliriz. O da 4 gelir. Başka? E, onun dışında arkadaşlar e, bir de bir doğal sayı demiş. İki basamaklı bir doğal sayı. Başka tanımladığımız ifadeler ne olabilir? Yani biz bunlar tam sayı olarak alalım ki karşılığında çıkan ifademiz tam sayı olsun. 25'ten 5 gelsin, 6 gelsin, 7 gelsin, 8, 9, 10, 100 olur. Ha, burası sadece 9'a kadar sayılar aldık. Şimdi bunlar da tam sayı olarak bulacağız. Şimdi şuna bakalım. Biz bunu A çarpı A'nın eleman sayısı eksi B çarpı B'nin eleman sayısına bakalım arkadaşlar. Biz bunu A çarpı parantezine alırsak ne gelecektir? A fark B olarak bulunur. A'da bulunup B'de bulunmayanlar. Hani bunlar hepsi aslında şöyle bir şey. Ben bunu hatalı yazdım ama B kümesi arkadaşlar kök 10'dan başlar. Kök 11 kök 99'a kadar giden ifadeler. Yani zaten A farkı A fark B'yi bulurken ben tam sayılar üzerinden işlem yapacağım için şu sayıları yazmam bana kolaylık sağladı. Ondan dolayı yazdım ben de. A kümesinin eleman sayısını biliyorum zaten 10 çarpı A fark B'nin eleman sayısı. Yani A'da bulunup B'de bulunmayanlar yazalım. Bir 0 var, 1 var, 2 var. Üç 3 var. 4 4'ü burada bulabiliriz. 5 6 9'a kadar var arkadaşlar. 4 tane elemanım var. Ben onunla 4'ü çarparsam eleman sayım 40 olarak bulunacaktır. O da B seçeneğidir. Sekizinci sorudayız. Bir ABC üçgenin kenar uzunlukları birim cinsinden birbirinden farklı ABC tam sayılarıdır. Ve bunların arkadaşlar EBOB'ları üçmüş. Yani biz her birine ne diyeceğiz? Ee, üçün katı olan sayılar diyeceğiz. ABC'nin çevresi en az kaç olabilir? Şimdi arkadaşlar bunların arasındaki zaten aynı olmadıkları için arasında minimum iki fark olması lazım. Yani A-C ile de iki fark olacak minimum. Ee, pardon. Ee, şöyle dersek <laughs> biz burada arkadaşlar aynı seçemediğimize göre değerler vererek gidelim. K cinsinden değer verelim. Misal K, 2K ve 3K dersek olur mu? Olmaz. Çünkü üçgen eşitsizliğine sığmaz. Farkı ve toplama arasında kalmadığı için arkadaşlar bunu yazamayız. Sildik. Sonra biz buraya K'ya 3K arada 2 fark var. Toplamı 4 olduğu için 5K desek. Bakın yine toplam ve fark arasında bir sayı gelmiyor. Yani ben bunu da yazamam arkadaşlar. Yazabildiğim K cinsinden sayım şudur. Birincisine ben 2K diyeceğim. Diğerine arkadaşlar 4K desem. Diğerine de 3K diyeyim. Gerçekten sağlıyorum bakalım. E topladığımız zaman farkını aldığımız zaman 2 ile 6 arasında geliyor. Tekrar arkadaşlar toplayıp farkını aldığımız zaman burası da oldu. Hepsi sağladı sıkıntı yok. K'ya ben en az EBOB'ları 3 olduğu için 3 verirsem. Bu değerim arkadaşlar 6 yaptı. Burası 12 yaptı. Burası da 3 verdiğimiz zaman 9 yaptı. Hepsini topladığımızda ise kaç gelecektir? 18'den 27 mi geldi? Evet kaç? 21'den 27 olarak bulundu. O da D seçeneğidir. Yine bir deneme yanılma sorusu aslında. 9. sorudayız. Bir mutlak değer sorusu. Bir matematik öğretmeni bir tane formül yazmış arkadaşlar. Ee, bu formüle yani bu formüle göre aşağıdaki ifadeleri açmamızı söylüyor bizden. A artı 24 sayısı hangisine tam bölünebilir diye sormuş. Doğru cevap verenleri istiyor. Şimdi biz iki tane n çarpı n faktöriyeli n artı 1 faktöriyel eksi n faktöriyel olarak yazabiliyormuşuz. Yani şu ifadeden biz bu çıkarımı yapabiliyoruz. Bir sorun yok. O halde biz bunu şöyle yazabiliriz. Misal 4 çarpı 4 faktöriyel eşittir. Kendisinin bir fazlası. Eksi kendisini çıkartıyorsunuz. Kuralım bu. Gel şimdi şuraya da. Misal 5 çarpı 5 faktöriyel. Kendisinin bir fazlası eksi. Kendisini çıkartıyorsun. 6 çarpı 6 faktöriyel. Kendisinin bir fazlası eksi. Kendisini çıkartıyorsun. Böyle böyle gidersek en son nerede duracağız biz? 12 çarpı 12 faktöriyelde. Ben şöyle diyeceğim. 13 faktöriyel eksi 12 faktöriyel der bitiririm. İşte ben bunların toplamına a diyeceğim. a eşittir. Bu ifadeleri de topladığımızda şunlar sadeleşecektir. Bakın gitti. Güzel ne kaldı geriye? 13 faktöriyel eksi 4 faktöriyel kaldı. a dediğimiz ifade nedir o zaman arkadaşlar? 13 faktöriyel eksi 24'tür. Bizden a artı 24 sayısını istiyor. Yani biz geliyoruz, hem buraya 24 ekliyoruz, hem de buraya 24 eklediğimizde a artı 24 sayısı eşittir 13 faktöriyel'e denk gelecektir. Ha, bizden aslında 13 faktöriyelin hangisine tam bölündüğünü soruyor. Yapalım. Bakın arkadaşlar, 26 sayısı 13 çarpı 2 olduğu için bu çarpanlar 13 faktöriyel içerisinde var, bu bölünür. Burası 6 çarpı 7 olur. 6 ve 7 13 faktöriyelin içerisinde var, bu da oldu. 68'e bakalım Burası 4'e 17'dir 17 çarpanın 13'ün içerisinde olmadığı için kesinlikle olmaz diyorsun O da bana 1 2 C seçeneğini verecektir 13 sorudayız arkadaşlar yine işleme boğduğu bir polinom sorusu Normalde bu kadar işlemi sormazlar ama yani işleme boğmuş özellik olarak px ikinci dereceden gerçek katsayılı bir polinom olmak üzere demiş Eşitlikleri veriliyor. P1'i sormuş. İkinci derecedense arkadaşlar düz şöyle yazacağız. PX eşittir. AX kare artı BX artı C diyeceğiz. Ben P2'yi 12 olarak biliyorsam X yerine 2 yazacağım. 4 tane A artı 2 tane B artı C dediğimiz ifade 12 olması lazım. P3'ü X yerine 3 yazarsam 8 biliyorsam arkadaşlar... 9A artı 3 tane B artı C dediğimiz ifadeyi de 8 olarak yazacağım. P4'ü 6 olarak biliyorsam x yerine 4 yazarsam 16A artı 4 tane B artı C eşittir 6 olarak bulacağım. Şimdi biz burada arkadaşlar ABC'yi bulabilmemiz için her birini yani 3 tane bakın burada bilinmeyen var. Biz 2 bilinmeyeni indirgeyeceğiz ifadelerimizi. Onun için şunu eksiyle çarparsam bakın. Eksiyle çarptığımızda arkadaşlar şu iki ifadeyi alıyorum. Şöyle alayım bakın. 5 tane A geldi. Taraf tarafı topla şu ilk ikisini. Şu ilk ikisini e yukarıya eksiyle çarp C'ler gitsin. 9 A'dan 4 A'yı çıkartırsan. 5 A 3 B'den 2 B'yi çıkartırsan. Artı B eşittir. 8'den 12'yi çıkartırsak eksi 4 geldi. Sonra arkadaşlar gel şunu eksiyle çarp. Ve şu son iki ifadeyi al oraya da. Şuraya alalım onu da. 16'dan 9'u çıkartırsam 7A. 4'ten 3'ü çıkartırsam artı B. Zaten C'ler sadeleşti. 6'dan da 8'i çıkartırsam eşittir. Eksi 2 diyeceğim. Ben bu iki ifadeyi biliyorum. Gel şunun altına yazalım arkadaşlar. 5A artı B eşittir. Eksi 4'ten alt tarafı eksiyle çarparsam B'leri de sadeleştireceğim. Taraf tarafa topladığımızda 2A eşittir 2 geliyorsa A dediğimiz ifade 1 olması lazım. Şimdi ben A'yı 1 biliyorum. 5 oldu. Karşı tarafa atarsam B dediğimiz ifade de eksi 9 olması lazım. Bunu da biliyorum. Burada da sorunumuz yok. Gel şimdi C'yi bulalım. C'yi de şurada yerine yazalım isterseniz. Burası zaten arkadaşlar 4 geldi. A 1 olduğu için. Burası eksi 18 yaptı. Eksi 14'ten diğer tarafa atarsam C'de ne çıkacaktır? 26 gelecektir. Ben ABC'yi biliyorsam PX'i oluşturabilirim. PX dediğimiz ifade AX kare artı BX artı idi. Yazarsam arkadaşlar A zaten 1 geldi X kare. B eksi 9'du. Eksi 9X artı 26 oldu. Bizden P1 istiyordu. Gel X yerine 1 yaz. 1 eksi 9 artı 26'dan. Ve bu da bana 18'i verecektir. Yani E seçeneği olarak bulunur. Dediğim gibi soru işleme boğulmuş bir soruydu. Ama çözümünü bu şekilde çıkarmış olduk. 11. sorudayız arkadaşlar. M ve N birer rakam olmak üzere. X kare x, x kare artı mx artı n eşittir 0 denklemin diskriminantı 2m eksi 1'dir. Biz bunun diskriminantını bulalım. Diskriminant dediğiniz delta b kare 4 ac'den yapılırsa. B'nin karesi m kare eksi 4n eşittir 2m eksi 1 olması lazım. Bunların hepsini karşı tarafa gönderelim. Yani sol taraftakileri sağ tarafa gönderelim. m kare eksi 2m artı 1 eksi 4n eşittir 0 olması lazım. Burayı da yazdık. Sonra arkadaşlar bakın şurası 1m eksi 1'in karesi olarak yazılırsa eşittir 4n mi diyeceğiz. Eksi 4'ünü de karşı tarafa attık. Şimdi M ve N rakamsa öyle demiş bana. Biz bunları deneyerek bulabiliriz aslında. Yani biz burada arkadaşlar M'ye 3 vererek başlayalım. M'ye 3 dersek 4 yapar. 4'ten de N 1 gelir. Bu birincisi. Sonra ben 4 versem olmaz zaten. Tek çıkar. Ben buraya 5 dediğimde arkadaşlar 16 olması için N'nin de 4 olması lazım. Onu yazdık. Sonra ben buraya 7 dersem 7 dediğim vakitte 7, 6, 36'dan burası da 9 oldu. Zaten başka bir sayı alamaz. Şimdi biz bunları denedik. Denediklerimizi gel uygulayalım. Önce şu m ve n'yi buraya yazalım denklemde. Yani x'in karesi artı 3x artı 1 eşittir 0. Buradan tam sayılı bir kök gelmez ya da reel sayı şöyle arkadaşlar rakamlı bir kök gelmez bu kökleri olabilir demiş ya. Buradan sen bir tam sayılı kök bulamazsın. Eledik. Sonra gel bunu yaz yerine. X'in karesi artı 5X artı 4'ten köklerine bakarsak köklerimiz 4'e 1 gelir. X'e X diye alırsak X eşittir eksi 4 ve X eşittir eksi 1 olabilir. Hangisi olabilir demiş. Eksi 4 olabilir. Zaten diğerini denememize gerek yok. Cevabımız C seçeneğidir. 12. sorudayız. Px x artı 3'ün n'inci kuvveti ise arkadaşlar Katsayılar toplamı 2 üzeri 10 ise x kareli terimlerin katsayısını sormuş. Şimdi arkadaşlar demek ki P1 dediğimiz ifade 2 üzeri 10 ise biz burada x yerine 1 yazarsak 4 üzeri n dediğimiz ifade 2 üzeri 10 geliyorsa arkadaşlar n de 5 olması lazım. 2 üzeri 2 n'den n de 5 çıktı. Bize şunu istemiş arkadaşlar şunu yapalım. x artı 3'ün 5. kuvvetinde x kareli terimlerin ne olduğunu istemiş. Şimdi ben burada x kareli terimleri istiyorsa arkadaşlar formülümüzü uygulayalım. Hani bir tane binom açılım formülümüzü yaparsak a artı b'nin n'inci kuvvetindeki bir r'ninci terimini bulmak istesek n'in r'lisi çarpı a n eksi r çarpı b üzeri r olarak bir formül yazacaktım. Burada da arkadaşlar hani ben şu ifadenin karesini alıyorsam bunun da üçüncü kuvvetini almam lazım ki hani üstlerinin toplamı bana 5'i versin. Demek ki burada R dediğimiz ifade 3'tür. Şu formülü uygularsam bu denklem üzerinden şöyle diyeceğim. 5'in üçülüsü çarpı birincinin karesi yani farkının karesini alıyorsun. 3'ün Üçün üçüncü kuvveti diyorsun buraya da. Düzenlersek bu bana katsayı verecektir. 5'in üçlüsü zaten 10 yapar. 10x kare çarpı 27'den. Düzenlediğimizde arkadaşlar 270 x kare olarak bulunacaktır. O da e seçeneğidir. 13. sorudayız arkadaşlar. Sorun bir mantık sorusu ama hani şu ales tarzı e, ne bileyim e, şeyde de var bu lgs sınavında da var. Böyle Türkçenin e, sözel mantık kısmına da benziyor. Hangisi hangisine gelebilir nasıl dağılabilir. Bunu şeyde DGS'de falan da soruyorlar arkadaşlar. KPSS'de falan da çıkıyor böyle soru tarzı. Ha, o soruya benzetmeye çalışmışlar. Soru güzel hazırlanmış ama bizim müfredatı birazcık aşmakta aslında. Bakalım bu ifade doğru bir ifadeymiş. Onu vermiş bana. Bu ifade doğruysa arkadaşlar arada V bağlacı varsa sağdakinin ve soldakinin doğru olması lazım. P, Q ve R'yi incelersek Q zaten bir Orada sorun yok. Şimdi bunun değili 1 ise arkadaşlar kendisi sıfırdır. Demek ki R'miz sıfır olması lazım. Q'nun değili sıfırsa Q dediğimiz ifadenin de bir olması lazım. Şimdi Aslı Banu Ceren Duru Elif ve Filiz'in haftanın sinemaya gitme günleri ile ilgili biz yorumlarımızı yapalım. Şimdi haftanın hangi günleri sinemaya gidecekler? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, Cumaartesi ve pazar. Bunların doğru yanlışlıklarına bakalım. Şimdi hangi ifademiz doğru oradan başlayalım. P doğru Aslı ve Banu sırayla cuma ve pazar günleri sinemaya gitmiştir. Şimdi Aslı burada gitmiş arkadaşlar. Banu da burada gitmiş. Biz A ve B'yi eleyebiliriz. Aslı ve Banu gitti. Ceren yani Q ifadesi de doğru. Ceren Duru'dan 3 gün önce sinemaya gitmiştir. Örneğin Ceren Duru'dan 3 gün önce. Yani Duru burada gittiyse arkadaşlar 1-2-3 gün e, Ceren burada gitmiştir. E, Duru burada gidebilir. Bakın şurada gidebilir. Duru burada gittiyse arkadaşlar 1-2-3 gün önce de Ceren gitmiş olabilir. Yani bu ihtimaller var. Aslında birinci ihtimalimiz burada. ikinci ihtimali oldu. Burada yazdık. Sonra Elif ve Ceren sinemaya gittiği günler Arda'dadır. İşte bu yanlış. Yani şunu diyeceğiz aslında. Elif ve Ceren'in sinemaya gittiği günler Arda'da değildir olacak. Şuna şöyle diyelim değildir. Çünkü bu yanlıştı biz bunu doğru hale getirdik. Şimdi bunları biliyoruz aslında. Elif ve Ceren ard arda gitmiyorsa bize Filiz'in sinemaya gittiği günler hangisi olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar Elif ve Ceren sinemaya ard arda gitmiyorlarsa şimdi birinci durum için bakarsak burası dolu burası dolu. Cumartesi dolu. Perşembe günü Elif'i yazamazsın. Çünkü Ceren'le ard arda gitmez. Salı günü Elif yazamazsın. Elif'i sadece buraya yazabilirsin. Elif'i buraya yazdığına göre arkadaşlar Filiz'i Salı'ya yazabilirsin. Filiz'i Perşembe'ye yazabilirsin. O zaman Filiz Salı ve Cuma günü kesinlikle gidecek. Salı ve Cuma günü Salı günü işaretledik ve Perşembe günü gidecek pardon. Salı ve Perşembe gitti. Sonra arkadaşlar <laughs> zaten Elif'i buraya yazdık. E bakın hatta şıklardan da şunu yapabilirsiniz. Birinci ihtimalde Elif pazartesine geldi. İkinci ihtimalde pazartesine kim geldi? Ceren geldi. Ceren'i kesinlikle yani Elif Filiz kesinlikle pazartesi gidemez diyebiliriz. Çünkü birinci durumda zaten Elif gitmişti. İkinci durumda arkadaşlar Ceren pazartesi gitti. Zaten iki ihtimalim vardı. Onun için Filiz'in pazartesi gitme ihtimali yok diyorsun. Cevabımız A seçeneğidir. Yoksa onun dışında yine denerdik arkadaşlar. Diğer, diğer seçeneklerim de oluyordu sadece pazartesi gidemeyecek o da A şıkkıdır. 14. sorudayız. Yine gıcık bir kombinasyon sorusu koymuşlar aslında. Dediğim gibi sınavda yine bu kadar zorlamayacaklar ama yine biz bunu çözeceğiz. Aslında zor bir soru değil ama hani o ihtimalleri sıralayıp düşünmek biraz bizi yorabilir. Onun için başlayalım hadi. Tablodaki geriye kalan şimdi burada bir tablo verilmiş bize. Bengü, Şadiye, Hakan'ın 4 aylık sürede tatile gidip gitmediklerine ait tablo verilmiştir. Mayıs ayında örneğin Bengü tatile gitmiştir, diğerleri gitmemiştir diye bir örnek vermiş. Tabloda geriye kalan hücreler doldurulduğunda 4 aylık tabloda en fazla tatile giden Hakan, burası en fazla, en az tatile giden de Şadiye'ymiş. En az tatile giden. Bu artı eksi sembollerini kaç farklı şekilde yerleştirebiliriz demiş arkadaşlar. Şimdi biz bakalım. Burada aslında Bengü, Şadiye, ve Hakan'ın kaç tane artı alabileceğine bakalım. Bu ihtimalleri değerlendireceğiz. Örneğin burada arkadaşlar Hakan en fazla gittiyse zaten Bengü'nün bir tane var değil mi kesin? Hakan en az iki tane olabilir. Şadiye hiç artı almamış olabilir. Bu yazdıklarım artı sayıları bu arada. şunu, şunu düşünebiliriz. Hakan üç tane artı alabilir. Şadiye hiç artı almaz. Bengü'nün iki tane artısı olabilir. Zaten bir tane vardı. Bir tane daha eklemiş olacağız biz. Onun dışında arkadaşlar ne var başka? Ee, başka ne gelecektir? Ha Bengü'nün Şadiye'nin bir tane artısı olabilir. Bengü'nün iki tane olabilir. Ve üç tane olabilir burası. Burada da sorunumuz yok. Bunu da yazmış olduk. Ee, başka ne olabilir? Ha şu da olabilir. Onu es geçtim ben. Bir olabilir. 0, 1, 0, 2, 1, 0, 3 de olabilir bakın. Evet. E, Bengü'nün bir tane artısı olabilir. 0 olabilir. Hiç gelmeyebilir. Bu da 3 olabilir. Başka bir ihtimalim yok. Şimdi ben bu ihtimalleri hesaplayıp toplayacağım arkadaşlar. Kaç farklı şekilde doldurulduğunu bulacağım. İhtimallerimizi hesaplayalım. Şimdi Bengü'nün zaten bir tane artısı var. Artı yerleştirmeyeceğim göre. Burada bir artı yerleştirmeyeceğim Bengü için. Tamam. Aslında 3'ün sıfırlısı diyeceğim. Çünkü hiç artı yerleştirmeyeceğim. Şadi için yine hiç artı yerleştirmeyeceğim. 3'ün sıfırlısı. Hakan için 2 tane artı yerleştireceğim için 3'ün ikilisi. Bunları çarptığımda arkadaşlar 3 tane farklı durum var. Geldim. Bengü için 2 tane artı lazım. Demek ki ben 3'ün bir tanesini yazacağım. Çarpı. Şadi için yine bir şey yazmayacağım. Hakan için ise arkadaşlar yine 3'ün ikilisinden çarptığımızda 9 tane durum gelecektir. Sonra yine ben geldim buraya. Burada arkadaşlar ee, bir tane evet bir tane artı yerleştireceğim 3 2 1 sıfırdan evet burada 3'ün biri diyeceğiz gelir mi ki şurada arkadaşlar küçük bir hata yaptık da biz 3 tanesini artı yerleştireceğim için 3'ün üçlüsü olacak buradan da 3 tane durum gelecek orada hata yaptım ben buraya geldiğimizde ise yine 3'ün bir tanesini yerleştireceğim çünkü bir tane artım vardı Şadiye için 3'ün 1'i yapacağım arkadaşlar. Hakan için 3'ün 3'lüsü yapacağım. Bunlar da çarptığımızda kaç tane durum gelecektir? 3 üç kere 3'ten 9 tane durum geldi. Sonrasını değerlendirirsek. Burada e, Bengi 3'ün hiç artı atmamam lazım. 3'ün 0'lısı. Şadiye için üç, hiç artı atmayacağım. 3'ün 0'lısı. Hakan için 3 tane artı, artı atacağım. 3'ün 3'lüsü. Bunlar da çarptığımızda 1 geldi. Hepsini topladığımızda arkadaşlar 16 tane farklı durum ortaya çıkacaktır. O da C seçeneği. Dediğim gibi zor bir soru. Yani ihtimallerin hepsini görmek çok zor bir ihtimal arkadaşlar. Ama soru olarak kaliteli bir soru diyebiliriz. Gelelim 15. soruya. 15. soru arkadaşlar bu bölümün son sorusu. Bir eşitsizlik ve grafiği birleştirerek sormuşlar bize fx eksi gx bölü x'in büyük e, sıfır olduğu x'in tam sayı değerlerinin toplamını soruyor benden. Yapalım. Köklerini bulalım arkadaşlar. Köklerini bulurken de biz fx eşittir gx'in köklerine bakacağız. fx eşittir gx olan kökler tam kesiştiği noktalar. Yani iki tane noktam var. Bir x eşittir eksi 2 bir de x eşittir 3. Alttaki kökümde zaten x eşittir sıfırdır. Bunu ben tek tabloda yazmak istesem şöyle yazayım. 1 eksi 2 0 3'ü yazdım. Sonra arkadaşlar neyle başlayacağız? Ona gelelim. Şimdi 3'ten sonrası için bakın g fonksiyonu f'den daha büyük olduğu için eksiyle başlamak zorundayım. Eksi, artı, eksi ve artı diyorum. Zaten bundan hiçbiri dahil değildi. Bizden istediği değerler hangileri? <laughs> Büyükler iste... büyükleri istemişti. Şunları alacağız yani. 1. Bunları alırken de şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bizden eksi 5 kapalı 5 aralığında istemiş. Yani buradaki ben her değeri almayacağım. Eksi 5'ten başlayacağım. Eksi 5 artı eksi 4 artı eksi 3 artı eksi 2. Sonra geldik. Eksi 2'yi alamayız çünkü dahil değildi. Eksi 2'yi almıyoruz arkadaşlar. Sonra 0 ile 3 arasını alacaksın. Artı 1 artı 2 diyorsun ve bitiriyorsun. Bunları taraf tarafa topladığımızda sadece ne geldi? İfademiz eksi 9. O da B seçeneğidir. Birinci bölüm bitirdik arkadaşlar. İkinci bölümde devam edeceğiz. Benden sonra bir yere ayrılmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Görüşmek dileğiyle.